Selam millet, Dead or Oyun Arena birlikteyiz kardeşlerim. Undertale oyunumuzun ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son harabelere çıkmıştık. Harabelerden yeraltı dünyasına çıkmıştık ya da. Emin değilim. Kötü, korkunç seslerle birlikte bir yere doğru ilerliyoruz. Pardon. Ne oldu be? Ula sen ne son? İnsan. Yeni bir arkadaşı nasıl karşılayacağını bilmiyor musun? Arkanı dön ve elimi sık. Altıma mı işedim? Hehe. Eski ele pırt yastığı koyma şakası. Her defasında komik. Neyse. Sen insansın değil mi? Çok komik. Ben Sans. İskelet Sans. Aslında şu an insan avlamak için nöbette olmam lazım. Ama yani... Kimseyi yakalamak umurumda değil açıkçası. Bu arada kardeşim Papyrus. Kendisi insan avlama hastası. Hey! Aslına bakarsan galiba hemen şurada olması lazım. Bir fikrim var. Şu geçitimsi şeyden geç. Aynen, içinden geç. Kardon millet geçsin diye geniş yapmış galiba. Çabuk. Tam sana göre şekillenmiş lambanın arkasına. Ne haber Kardo? Ne haberin cevabını biliyorsun kardeşim. 8 gün oldu ve sen hala bulmacalarını tekrar düzenlememişsin. Görev mevkinin dışında geziniyorsun. Bari ne yaptığını söyle. Şu lambaya bakıyorum. Cidden çok hoş. Bakmak ister misin? Hayır. Bunun için vaktim yok. Ya bir insan buradan geçerse hazırlıklı olmak istiyorum. O kişi ben olmalı. O kişi ben olmalı. Bir insan yakalayacağım. Sonra da ben muhteşem Papyrus. Hak ettiğim her şeyi tamamen alacağım. Saygı, şöhret. En sonunda kral muhafızlarına katılabileceğim. Benim arkadaşım olmak isteyecekler. Her sabah öpücük yağmuruyla uyanacağım. Belki bu lamba sana yardımcı olur. Sans, hiç yardımcı olmuyorsun. Tek yaptığın başıboş gezip durmak. Her geçen gün daha tembel oluyorsun. Hey, sakinleş. Bugün yapmam gereken tonla işim vardı. Karton. Sans, hadi hadi, sırıttın. Evet, ve nefret ettim. Of. Neden benim gibi muhteşem biri şöhret için bu kadar çok şey yapmak zorunda? Vay be, duyduğuma göre çalışmaktan kendini çok yormuşsun. Kemiklerin ağrımış. Ben bulmacalarıma devam edeceğim. Senin işine gelince. Kendine bir kemik kadro bulsan iyi edersin. Kemik kadro. Nihehehehehehehe. Hehe. Tamam, artık ortaya çıkabilirsin. Gitmen gerekiyor. Geri dönebilir. Ve dönerse şakalarımı dinlemek için biraz daha saklanman gerekecek. Ne bekliyorsun? Bak. Korkacak bir şey yok. Burası sadece iskelet ve korkunç canavarlarla dolu büyük karanlık mağara. Buyur. Gitmen gerekiyor. Geri dönebilir. Peki Sans. Madem öyle. Bir çeşit kontrol noktası ya da nöbet kulübesi. Ama içerisinde ketçap, hardal, ekşi sos şişeleri var. Aslında hey. Zahmet olmasa bana bir iyilik yapar mısın? Düşünüyordum da. Son zamanlarda kardeşim morali bozuk. Daha önce hiçbir insan görmedi ve seni görmesi gününü gün eder. Endişelenme, tehlikeli değildir. Olmak istese bile. Milyon kez teşekkürler. İleride bekliyor olacağım. Şurada bir kaydedelim. Bu bir sandık. İçine bir şey koyulabilir ya da alabilirsin. Ha. Aynı sandık içeride karşıma çıkacakmış. Aynı sandık içeride değil, ileride karşıma çıkacakmış. Evet.
karamel turtası. Sert eldiven var. Sert eldiveni de alayım. Şimdilik alalım sadece içinden. Karabatak kanat çırparak geliyor. Seni bağışlıyorum. Soğuk kanlılıkla savaşıyor. Kendisi çok insafsız. Eylem, karabatak, espri, kötü bir kan şakası yaptın. Daha önce duymuştum. Karabatak kendi kötü şakasına sırıtıyor. Gül. Karabatak'ın şakasına güldün. Bak. Kahkahalar. Babam yanılmış. Karabatak soğuk esprisinden memnun kaldı. Gül. Sağ olun. Sizler harikasınız. Karabatak espriden memnun kaldıysa, evet, artık onu bağışlayabilirim. Yere sabitlenmiş bir olta. Sudan çıkaracak mısın? Evet. Bütün üyeleri garip görünüşlü bir canavarın fotoğrafına takılmış. Beni ara, işte numaram. Aramaya karar verdin. İpi suya geri koydun. İlginç. Udin hakkında söylediklerime gelirsek. Abi birbirlerine bakıyorlar, bir bana, daha doğrusu Sans bana bakarken kardeşi ona bakıyor, kardeş ona bakarken Sans bana bakıyor. Sans Tanrı, bu bir insan mı? Aa, aslında bence o bir taş. Hey, taşın önündeki şey de ne? Tanrım, bu bir insan mı? Evet. Tanrım, Sans, sonunda başardım. Udin çok, ben artık, ben çok popüler olacağım. Popüler olacağım. Popüler olacağım. Öhöm, insan. Bu alandan geçemezsin. Ben muhteşem papirüs. Seni durduracağım. Sonra seni yakalayacağım. Başkente yollanacaksın. Sonra ne olur emin değilim. Ne olursa olsun devam et. Tabii cesaretin varsa. Nihehehehe. Gayet iyi geçti. Meraklanma çocuk. Senin için ona göz yuvarlarım. Benim için ona göz mü yuvarlarsın? Zır. Hey, buzdolabı çalışıyor mu? Evet, güzel. Biraların depolarını alayım o zaman. Tak. Karton üzerinde bazı yazılar var. Şu an harika yapılmış kontrol noktasına bakıyorsun. Bunu kim inşa etmiş olabilir? Biraz kafa patlat. İddia ederim ki çok meşhur bir kral muhafızıdır. Papyrus. Daha çok meşhur bir kral muhafızı değil. Henüz meşhur değil, evet. Ice Cap kaslarak ortaya çıkıyor. Eylem, Ice Cap. İltifat et. Şapkasının çok güzel olduğunu söylüyorsun. Yani kim bilmiyor ki dedi abi, böyle bir şey olabilir mi? Eylem, Ice Cap'e. Çal. Şapkasını çalmaya çalıştın. Ama yeterince güçlü değil. Biliyordum, hırsız. Yerinde olduğundan emin oldu. Umursama. Sinir olmuş gibi gözüküyor. Merhaba, şapkam kafamda. Bağışla. Senin şapkan nerede? Eylem, Ice Cap, iltifat. Şapkan çok güzel. Şapkam seni duymak için çok yüksekte. Ice Cap şapkasına bakıyor musun diye gizlice bakıyor. İltifat. Şapkam seni duymak için çok yüksek gibi bir şey söylüyor hala. Eylem. Değil. Allah Allah, yanlış tuşa basıyorum herhalde. Örümcek.
Sert eldiven. Sert eldiveni giydim. Ne kadar güzel bir şapka benimki. Eylem. Bir daha iltifat edeyim. Kıskandın mı? Çok kötü. Kafan çıplak gözüküyor diyor ya. O zaman insaftan kaçıyorum. Katiyen hareket etme. Bir şey hareket mi etti, yoksa hayal gücüm müydü? Ben sadece hareket eden şeyleri görebilirim. Eğer bir şey hareket etseydi, örneğin bir insan, onu bir daha asla hareket etmemesini sağlardım. Bir saniye. Eylem. Dogo. Sev. Dogo hareketlerinden çok şüpheleniyor. Bir santim kıpırdama. Dogo hareket eden nesneyi onaylıyor. Eylem. Dogo. Gözle. Hareket etti. Hareket etme. Dogo bir şey bulamıyor. Bu sefer hareket edecek mi? Dogo bir şey bulamamışa benziyor. Abi çok ilginç. Dogo'yu sevdin. Ne? Sevildim. Sev, say, say, söv. Sev, say, say, söv. İşte bu. Bir şey beni sevdi. Hareket etmeyen bir şey. Bunun için ödül mamasına ihtiyacım olacak. Merhaba, orada kimse var mı? Hayır mı? Birileri ödül maması Abi ödül mamasını tüttürüyor adam ya. Hey, hatırlaman için önemli bir şey söyleyeyim. Kardeşimin çok özel bir atağı var. Eğer bir mavi atak gördüğünde hareket etmezsen zarar vermez. Aklında daha kolay tutman için bir ipucu vereyim. Bir dur levhası hayal et. Dur levhası görünce durursun, değil mi? Dur levhaları kırmızı olur. Yani yerine mavi levha düşün. Basit değil mi? Dövüşürken mavi dur levhası hayal et. Niye sarı söyledin şimdi bunu? Ana, buzun üstünde kaydım. Kuzey buz, güney buz, batı buz. Doğu. Bu ne? Merhaba, ben bir kardan adamım. Dünyayı görmek istiyorum ama hareket edemiyorum. İyilik yapmak istersen gezgin lütfen. Bir parçamı al ve çok uzaklara götür. Teşekkür ederim, iyi şanslar. Kardan adam parçası aldın. İlginç. Çok tembelsin. Bütün gece kestiriyorsun. Bence ona uyumak deniyor. Bahaneler bahaneler. Ohoho, insan geldi. Seni durdurmak için kardeşime ben bulmacalar yarattık. Bence sen bunu şok edici bulacaksın. Gördüğün gibi bu bir görünmez elektrikli labirent. Bu labirentin duvarlarına dokunduğunda bu küre boyunca enerji verecek. Eğlenceli geldi mi? Çünkü alacağın eğlence miktarı büyük ihtimalle aslında çok az olacak bence. Tamam, artık başlayabilirsin. Şans ne yaptı? Şey, sans, şans demişim. Ne yaptın? Galiba insanın küreyi tutması gerekiyor. Oo, peki. Lütfen bunu tut. Tamam, şimdi dene. İnanılmaz seni kaygan salyangoz. Çok kolayca çözdüm, çok kolayca. Her neyse, sıradaki bulmaca kolay olmayacak. Kendisi kardeşim Sans tarafından hazırlandı. Eminim ki başına bela alacaksın. Hehehehe.
Hey, teşekkürler. Kardeşim eğleniyormuş gibi gözüküyor. Bu arada giydiği garip kıyafeti gördün mü? Birkaç hafta önce kostüm partisi için hazırladık. O zamandan beri başka bir şey giymiyor. Ona savaş vücudu deyip duruyor. Adamım. Kardeşim havalı değil mi? Bunlar neden satılmıyor anlamıyorum. Soğuk bir şeyler için tam da mevsimi. Oo, bir müşteri. Merhaba, dondurmam kaymak ister misin? "95 altın mı?" "Sadece 15 altın." "Hiper süper bir gün dilerim." "Oo, o golü atarım, bir dakika." Hayır. Aa. Olmadığı baştan bir deneyelim. Gerçekten kazık ama bu. Göründüğü kadar kolay değil. Hayır, ona vurmadığım zaman eriyor galiba. Ona her vurmadığımda eriyor daha doğrusu. Karamboldan onu bir gol atsam ne kadar güzel olur var ya. Yanlışlıkla atsam belki de atarım, bilemiyorum. Ama tamamen ters yöne atmayı nasıl becerdim onu ya? İşte bu. İşte bu. Bunu niye yaptım hiç fikrim yok ha. Hiçbir fikrim yok niye böyle bir şey yaptım. Ne oldu? Kar topuna benziyor. Aslında kar çok yeni. Ben de tatlı satmayı düşünüyordum. Kar kızartması ister miydin? Sadece 5 altın. 5 altın mı demişim? 50 altın demek istemiştim. Haklısın. Hala çok ucuz. Bu tam bir manyak ya. Tam bir troll. Tehlike kokusu derecesi, kar kokusu, kardan adam, beyaz derece, sarı dereceye dönebilir. Şüphesiz. Koku yavru köpek, mavi derece, yerden yuvarlanma korkusu. Garip koku, insanlar yeşil derece, ne pahasına olursa olsun yok et. Onun. Hayırlara vesile olsun, ne diyeyim? Hiçbir şey anlamadım. İnsan, umarım hazırsındır. Sans, bulmaca nerede? İşte orada, yerde. Bana güven. Bunu geçebilmesinin imkanı yok. Canavar çocuklar kelime avı. Hey çocuklar. Bulmacayı çözmemde yardım eder misiniz? Sans hiçbir işe yaramadı. Ups. Bugünün çengel bulmacasını kullanmam gerektiğini biliyordum. Ne çengel bulmaca mı? Bunu söylediğine inanamıyorum. Bana göre kelime avı kesinlikle daha zor. Ne? Gerçekten mi? Kanka, karman çorman harf oyunu mu? Serçe kemiğimle yaparım onu. İnsan inanmıyorum. İnsan... Hangisi daha zor? Kelime avı, çengel bulmaca. İkiniz de garipsiniz. Çengel bulmaca çok kolay. Hep aynı şekilde çözüyorum. Bütün boşluklara hor yazıyorum. Çünkü ne zaman çengel bulmaca çözsem tüm yaptığım horlamak. Hihe. Papyrus ilginç yerleri zorlayıcı bulur. Daha dün burçları çözebilmek için kafa patlatıyordu. Papyrus'tan bir not. İnsan, lütfen bu spagettinin tadını çıkart. Farkında değilsindir, bu spagetti bir tuzak. Seni kandırmak için tasarlandı. Yemekle o kadar meşgul olacaksın ki ilerleme kat ettiğimizi anlamayacaksın. Yine muhteşem Papyrus tarafından oyuna getirildin. Nihehehehe. Donmuş bir spagetti tabağı. O kadar soğuk ki masaya yapışmış. Piç çıkartmış bir mikrodalga fırın. Bütün ayarlarında spagetti yazıyor. Mükemmel. Farenin spagettiyi ısıtma ihtimalini falan mı dedin sen? Sen ciddi bir sıkıntılısın kızım.
Bu ya da köpek evliliği. Küçük köpek belirdi. Eylem küçük köpeğe. Sev. Elini kaldırır kaldırmaz küçük köpek heyecanlandı. Soluma sesi. Wow. Eylem küçük köpek. Sev. Yavaşça köpeğe dokundun. Zaten fazlasıyla heyecanlı. Küçük köpek heyecanlı bir şekilde havlıyor. Küçük köpek. Sev. Elinle tanışmak için kafasını kaldırdı. Bütün hepsini seversem herhalde olacak. Cici bir köpekmiş. Ha, bundan kaçmak lazım. Diğerinden kaçmamıza gerek yok. Aşırı tahrik mi edildi? Yok artık. Bu ne? Niye böyle bir şey var? Tamamen üstünü temizlemem lazım bunun. Çok merak ettim bunun ne olduğunu. Sanki bu bir şeyin haritası gibi. Ben konuşamadım. Ben bunu açmalıyım. Ben bunu açarsam eğer çok mutlu olurum. Yani anladığım gibi bir şey. Her neyse zaten şekil hemen hemen ortaya çıktı. Emin olamadım bunun ne olduğundan ama bakalım. Gizli bir düğme var. Ha, buranın şeyiymiş. Buranın şekline benziyormuş gerçekten de, doğru. Ne çıktı karşıma? Ice Cap ve Jerry geldi. İnsaf bağışla. Şapkamı çok seviyorum, tamam mı? Jerry ağzı açık esniyor. Jerry'ye kurtul. Ben ve diğer canavar Jerry başka yere bakarken onu ektik. Manyaklığa bak. Eylem, Ice Cap, iltifat. Yani kim bilmiyor ki? İnanılmaz da alçak gönüllü bu yaratık ya. Vallahi inanılmaz alçak gönüllü. İltifat. Yani kim bilmiyor ki? Abi bu niye geri geldi? Bildiğin geri geldi yaratık ya. Jerry'nin dönüşü. Bağışla. Eylem, Ice Cap, iltifat. Kıskandın mı? Çok kötü. Hayır. Orada sonsuza kadar kalırım zannediyordum ama insaf bağışla. Ne kadar güzel bir şapka benimki. Abi çok kötü bir yerde kaldım. Abi seni artık bağışlayabilir miyim? Ben kaçacağım galiba. Kaçamadım. Kaçamadım. Çok mutsuz etti bu beni. Kaderimiz senin elinde dedi. Azimli ol. Hah. Şurada kalmıştık en son değil mi? Çok da bir şey yoktu zaten. Burayı da çözmüştük. O yüzden bir şey kaybetmedik. Küçük köpek. İnsaf bağışla. Soluma sesi. Umursamadı bunu. Ama ben seni öğrendim. Eylem küçük köpek sev. Heyecanlanır tabii. Bütün küçük köpekler beni görünce heyecanlanır. Eylem küçük köpek sev. Zaten heyecanlı hayvan. Küçük köpek yaratığı ama ilginç olan bu. Küçük köpek değil. Mutluluktan soluduğu. Küçük köpeklerin uzmanıyım.
Küçük köpek prosu oldum artık. Bu ne oldu be? Kendiliğinden yürüdü. Oraya geldi, kendiliğinden yürüdü orada. Bu koku da ne? Koku nereden geliyor? Eğer bir kokuysan kim olduğunu koklat. Yine o garip koku. Yok etmek istememe neden oluyor. Seni yok etmek. Dogi sana saldırıyor. Eylem. Dogami. Sev. Köpekler kokudan çok şüpheleniyor. Çek patini seni kokuşmuş insan. Yalan oldum. Bildiğin yalan oldum. Eylem. Dogaresa. Yuvarlan. Kar ve çamurun içinde yuvarlandın. Garip bir yavru köpek gibi kokuyorsun. Karımın pirelerini al gibi bir şey söyledi ya. Abi bir kere daha yapışırsa köpekler seni tekrar koklamak isteyebilir. Dogami'ye yine koklat. Çamurda yuvarlandıktan sonra düzgün kokuyorsun. Ne şey gibi kokuyor. Köpekler seni kayıp bir yavru köpek olduğunu düşünüyorlar. Ah keşke daha kolay bir şey olsaydı. Galiba savaş mekaniğini çözdüm ya. Savaş mekaniğini çözdüm. Bir dakika. Savaş mekaniğini çözdüm. Şimdi halledeceğim. Ama aradaki diğer şeyler bana saldırmasa çok güzel olur. Onlarla uğraşmaktan... Seni sevmiyorum, tamam mı? Küçük köpek, seni sevmiyorum. Seni sevmeyeceğim. Kafana vuracağım senin bir tane yaklaşınca pat diye. Yavaşça köpeğe dokandırırım. Aferin küçük köpek. Aferin good boy. Good boy, akıllı ol. Cici bir köpekmiş. Hadi bakayım uza buradan. Uza buradan minik yavru köpek. Şimdi daha büyük köpeklerle uğraşmam lazım. Koku da ne? Koku nereden geliyor? Eğer bir kokuysan kim olduğunu koklat. Yine o garip koku. Yok etmek istememe neden olan. Seni yok etmek. Eylem. Dogami. Yuvarlan. Kar ve çamurun içinde yuvarlandın. Garip bir yavru köpek gibi kokuyorsun. İşte bu. Eylem. Dogaresa. Yuvarlan. Garip bir yavru köpek gibi kokuyorum. Tekrar. Avuç dik ekime dokunma diye bağırması çok ilginç değil mi? Eylem Dogerasa'ya yine koklat. Köpekler tekrar seni kokluyor. Çamurda yuvarlandıktan sonra düzgün kokuyorsun. Bu biraz kazık ama köpekler senin kayıp bir yavru köpek olduğunu düşünüyorlar. Eylem. Dogami'ye yine koklat. Köpekler zaten düzgün koktuğunun farkında. Kızdı bana ya. Köpekler düzgün koktuğunu düşünüyor. Tamam yeter diye. O zaman Eylem'de Dogami'ye sevsen
Dogami'yi sevdin. Vay be, başka köpek tarafından sevilmek dedi. Abi gerçekten diyaloglar çok orijinal yani. Vay be diye. İnsaf, bağışla. 89 burun sürtme şampiyonası birincisiymiş. Kayıp bir yavru köpek olduğumu düşünüyorlarsa o zaman eşyada başka bir şey yok. Eylemde sev var. Seni seven bir köpek, harika. İnsaf, bağışla, işte bu. Köpek başka köpeği sever mi? Bizim için yeni bir dünya bu. Sağ ol garip yavru köpek. Garip yavru köpek, peki. Bütün X'leri O'ya çevir. Sonra da düğmeye bas. Ne? Tuzağımı nasıl atlattın? Ve daha da önemlisi, bana hiç kalmadı mı? Papyrus'a spagettisi için ne diyeceksin? Bıraktım. Gerçekten mi? Vay be. Demek ev yapımı makarnanın tadına karşı koyabildin. Benimle paylaşabilmek için mi? Üzülme insan. Ben usta aşçı Papyrus. Sana istemediğin kadar makarna yapacağım. Hehehehe. Kardeşim geçen de çorap koleksiyonu yapmaya başladı. Ne kadar üzücü. Bazen ne yapardı merak ediyorum. Ya onunla ilgili böyle havalı bir adam olmasaydı? Nih nih kehke. Kendinden bahsediyor büyük ihtimalle. İnsan. Nasıl söylesem. Buraya gelmen çok vakit aldı. Bu yüzden bulmacayı geliştirmeye karar verdim. Karları benim yüzüme benzeyecek şekilde ayarladım. Ne yazık ki karlar o yerlere donup yapıştılar. Şimdi çözümü daha farklı. Her zaman gibi. Tembel kardeşim etrafta yok. Sanırım demek istediğim, endişelenme insan. Ben muhteşem Papyrus, bu çıkmazı çözeceğim. Sonra ikimiz de ilerleyebiliriz. Bu arada bulmacayı çözmede serbestsin. Sana cevabı vermeye çalışacağım. Bütün X'leri sıfıra çevir. Sonra da düğmeye bas. Evet, şimdi zurnanın zırt kısmı. Bir daha basarsak böyle oluyormuş. Merhaba. Galiba başardım. Vay, çözdün. Ve her şeyi yardımım olmadan yaptın. İnanılmaz. Etkilendim. Sen de benim kadar bulmacalarla ilgili olmalısın. O zaman sonraki bulmacayı seveceğine eminim. Belki de senin için çok kolay olur. Nihehehe. Hehehe. Sans. Bu kadar hızlı çözdüğün için bravo. Yardıma bile gerek duymadın. Bu harika. Çünkü hiçbir şey yapmamaya bayılıyorum. Sans inanılmaz bir karakter ya. Geberiyor tembellikten. Hey! İşte insan. Bu bulmacaya bayılacaksın. Muhteşem Doktor Alfiz hazırladı. Şu kareleri görüyor musun? Düğmeye bastığım anda renk değiştirmeye başlayacaklar. Her rengin farklı bir işlevi var. Kırmızı karelerden geçilemez. Onların üzerinden yürüyemezsin. Sarı kareler elektrikli. Seni çarpacak. Yeşil kareler alarmlar. Eğer üzerlerine basarsan bir canavarla savaşmak zorundasın. Turuncu kareler turunçgil kokulu. Senin enfes kokmanı sağlarlar. Mavi kareler su dolu. İstersen yüzerek geçebilirsin. Ama eğer turunçgil kokarsan piranlar seni ısıracaklar. Aynı zamanda eğer mavi karenin yanında sarı kare varsa seni çarpacak. Mor kareler kaygan. Bir sonraki kareye kayarsın. Şu var ki kaygan samun limon gibi kokuyor. Piranların sevmediği bir koku. Mor ve mavi sıkıntısız.
Son olarak pembe kareler. Hiçbir şey yapmıyorlar. İstediğin gibi üzerlerine bas. Nasıldı? Anladın mı? Açıklamayı anladın mı? Tabii ki. Harika. O zaman son bir şey var. Bu bulmaca tamamen rastgele. Bu düğmeye basınca bulmacayı yaratacak. Daha önce hiç görülmemiş bir tane. Ben bile çözüm bilmiyorum. Hazır ol. Pardon. Aslında deminki spagetti kardeşime göre kötü değildi. Yemek derslerine başladığından beri kendini çok geliştirdi. Hatta devam ederse seneye yenilebilir bir şeyler bile yapabilir. Makine çalışmıyor. Bu mükemmeldi işte. Bir kardan köpeğin kırılmış kafası. Kardan köpeğin kırılmış kafası. İçerideki yerde bir kutu üzümlerin matutası var. Dikkat, köpek var. Lütfen köpeği sevin. Mükemmel ya. Köpeğin kusursuz bir kardan köpek yapmak için asla pes etmeyeceğini bilmek içimi azimle dolduruyor. Kardeşlerim, burada kaydettikten sonra bence videomuza bir ara verelim. Çünkü kaydetmeden bıraktığımız zaman en son kaydettiğimiz yerden beri oynamak zorunda kalıyoruz. Bir önceki videoyu öyle bırakmıştım, biliyorsunuz. Bunu acı bir şekilde öğrendim. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Evet, oyun gerçekten de keşke daha önce oynasaymışım ya. Çok eğlenceli bir oyunmuş açıkçası. Umarım sizler de beğenerek eğlenerek izliyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.